Manavgat Beşkonak Altınkaya köyünde doğdum. Tiyatronun içerisinde doğdum. Çocukluğum burada geçti. Ve hala daha burada küçükken oynadığımı hatırlıyorum. Mesela tiyatronun göçüntülerinin arasından girip çıkıyorduk hatta çocukken. Bir keresinde böyle göçüğün arasından girip çıkarken yılanla falan karşılaştım burada. O sıralarda köyümüzü bir tane turistin birisi gelip ziyaret etti. Ben tabii annemin babamın haber olmadan turisti eve misafir ettim. Bizde kaldılar uzun bir süre. 2 hafta boyunca bizim evde kaldılar 3 kişi. Tabii evin içerisinde bir tane odası var. Banyomuz yok, duşumuz yok. Hani ne bileyim tuvaletimiz yok, çok akıyor. Hatta babam gücenmeye başladı. Sen dedi niye dedi elin insanlarına davet ediyorsun? Hadi bir gün olsa neyse ne. Bu insanları niye bu kadar burada tuttun diye söyledi. Ben tabii babamın gücendiğine de aldırmadım. Dedim bu insanlar önemli kişiler. Ersun'la ne yapıyorsun? Cumartesi pazar olduğu zaman zaten tadillerde kesinle dağcılar burada kesin geliyor. 2-3 tane grup kesin geliyor. Geziyorlar ve buraya geliyorlar. Diyorlar ki Muhtar Bey sen aşağıda kahven varsa bir çay demlettir bize. Biz de açtırıyoruz, bir çay mayı demlettiriyoruz. Marketten alışveriş yapıyorlar. Evlere geziyorlar. Evlerden de alışveriş yapanlar var. Yumurtalanlar var. Ondan sonra işte annemden golan alanlar var. Geliyorlar böyle. Kadınlar bir çocuk yapıştırır, sarınır arkasına. Erkekler beline şal kuşan, üstüne kuşanırdı. Kadınlar kuşanırdı bunu. Biz de işte öğrendik, nenemden dokuduk. Dur, misafir var diye bana bağır mı? Sıcak havayı dışarıya veriyor. Al, aşağı sal. Dedelerimden yörükmüş. Eski yörükler yerleşmiş buraya. Ondan geri onlar halı da kurmuş. Hani bu anlık döşem altı halısı dediğin yer burası. Yeri. Hani onlardan tabii nenelerimizden, dedelerimizden öğrene öğrene biz de öğrendik. Onları az daha kıvraklı kalın ederiz, hafif daha kalın. Onu da içine, yani bir ilmek iliyoruz, bir geçiyoruz. O şekilde. Kafamıza almışız modelimiz. Şimdi bu model, deliler, koca su deliler, develi su deliler, hakrep deliler. Ondaki hani çeşit çeşit isim var, dutmaş deliler. Hani onlar biz kafamıza almışız, öğrenmişiz. Burası dutmaç. Dutmaç deriz şurayı, böyle. Bu koca su, bu develi su, şu nacaklı, bu nacaklı su. Eğer şu yoldan eski yörüklerin yaylaya göç ettikleri bu yoldan inen yürüyüşçüler, spor olarak da, turizm olarak da yararlanmak isteyen insanlar, hangi amaçla gelirse gelsinler, o zaman Kovanlı'nın içine girerken, diyelim ki şu kanalın yan taraflarında konaklama yerleri yapılsa, insanlar gelse doğrudan doğruya yürüyüşten sonra Antalya otellere değil de bir gün Kovanlık'ta kalmayı düşünseler, elbette o zaman Kovanlı'nın çehresi de değişir, Döşemaltı'nın çehresi de değişir ve ben inanıyorum ki Antalya'nın da çehresi değişir. Şu gördüğümüz karşıda dut arşiçik. Karşıdaki binalar bak, oturacak haldeydim. Ev şekildeydim benim aklım erimediğinde. Biz bildik bileli 3 kapı deriz. Ama 1986'da Antalya valisi vardı Bahattin Güney. Onunla beraber müze müdürlüğünde şef olarak çalışan rahmetlik oldu Musa Seyirci diye. Buranın tabii kökünde kaydında Arasöz olduğunu ondan öğrendik. Thank you.
büyüdüğüm köyüm de Antalya'nın bir parçası. Hakikaten de şimdi yaşamaya değer bir güzelliği var. Havasında, doğasında, güneşinde, her şeysinde. Ben her zaman için doğayı, tarihi çok seven bir insanım. Köyümüz Umutlar içerisinde bulunan Petnevisos antik kenti belki Türkiye'de, Antalya'da çok az insan tarafından bilinmekte, duyulmakta. Biz bu Petnevisos adını dünyaya duyurma adına bu kurmuş olduğumuz restoranın adını Petnevisos restoranı olarak dünyaya duyurmaya çalıştık. Şurada bir zambak çiçeğinin resmi var. Yukarı var yine de. Hep ben şunu söylemişimdir. Bundan 2-3 bin yıl öncesi bir emek sarf ederekten kurulmuş bir antik kent gerçekten korumaya değer. Bakın bu zamanlar hasbel kadar kaderince korunmuş ama ben diyorum bundan sonra hem dünyaya açılsın, duyulsun hem korunsun. Yani tarihi korumak çok güzel bir şey. Emek, emek, emeğe saygı duymak çok güzel bir şey. Çok iyi bu memleket doğasıyla, suyuyla, her şeyiyle güzel. Harika bir memleket. Demek ki daha önce insanlar burada iyiymiş de öyle yaşamış. Onun yerine biz yaşamışız. Gelmişiz ama biz de kıymetini bilmiyoruz. Çoğu çocuk da hani gençlikte bu yüzden hep buralarda bir iş sahası, çalışacak bir yer olmadığından şehre gidiyorlar yani. Biz Karasaban'la çiftçilik yapıyorduk burada. Onlar yapılmaz oldu. Yapılsa da masrafını korumadığından gençlikle burada başka bir iş sahası da olmadığından sürekli yetişen şehre akın ediyor. Bucak'ta doğdum. 18 senedir Karot köyünde oturuyorum. Yaklaşık 1-2 senedir hani okula, liseye gidiyordum. Endüstri Meslek Lisesi'nde okuyordum Bucak. Bazı sorunlardan dolayı okulu bıraktım. Şu an açık öğretmen devam ediyorum. Yaklaşık 1 senedir de babamla çalışmaya gidiyorum işte kesime. Babiyatçı olarak evdeki inekler, şurada tarla var yani ceviz bahçesi. O yani. Yani öyle bir fazla bir genç yok. Sosyal bir aktivite olmadığı için mecbur yani ya dağ beline ya bucağa iniyoruz. Mermer ocağı var. Bazen oraya gidiyoruz. 4-5 kişi orada okey falan oynuyoruz. Öyle yani. Burası baba yurdu. Herkesin doğduğu yer kendi cennetidir. Burası bizim cennetimiz. Biz burada doğduk. Dedelerimiz burada öldü. Ondan sonra atalarımız burada öldü. Köy çok en eski bir köy. Türkiye Cumhuriyeti'nin en eski bir köylerinden birisi. 1200 yıllık özgeçmişi olan bir köy. Bugüne kadar zorluklar içinde yaşadık. Bundan sonra da zorluklar içinde bu şekilde devam edeceğiz. İşte bu dağlardaki antik yerleri gösteren, gezdiren ekipler olsa, hani öyle turizmi geliştirecek tesisler yapılsa, gençlik yetmez burada. Yani köyümüz cennet gibi bir yer ama bazı yerlerde yasa kısıtlaması var. Tabii yasa kısıtlamasını ben yerine göre haklı buluyorum. Tamam, biz de istiyoruz. Köyümüzün betonlaşmasını ben de istemem ama doğal mimari yapısı neyse ona izin verilsin, biz o şekilde yapalım. Üstünü değiştirsem, duvarı dursun, şey etsem, faaliyete geçirsem tabii her şeyini. Çay, kahve, yemek, istediğini yapabiliriz. Kalmayı da isteyen olursa verebiliriz. Öyle bir yer istiyorum ben de. Eski ev yıkılmasın, anamın babamın evi derin, ta mutlu olurum. Mesela geldiği zaman burada mesela bir insanların evinde tuvalet olsun ne bileyim. En azından biz yeniden yapmayalım falan fark etmez. Ama eski evimizi onaralım. İçinde bir tane tuvaleti olsun. Veyahut geldiklerinde mesela bir turistin veyahut bir misafirimiz geldiği zaman 5-10 kişi kalabilsin evde. Yani buranın reklamı yapılsa, daha iyi anlatılsa, bura daha fazla rağbet görür. Gelenler de burada bize faydası olur. Şehirde yaşamak isterdim de bura alıştığımdan oraya gidesim gelmiyor. Hayvanları özleyesin, oraya gitsin. Sığır yüzlerin, davar yüzlerin, tavuklar yüzlerin. Müzik
Kalıntıların yanı başında yaşamak projesi İngiliz Arkeoloji Enstitüsü'nün 2013 yılından beri sürdürdüğü bir proje. Kültürel miras yönetimi kapsamında yapılıyor. Ama asıl bizi merak ettiren şey, yani merakımızı uyandıran şey, bu günümüzde arkeolojik sitlerin hemen yanı başında kurulmuş olan modern köylerde yaşayan insanların bu sitlerle, bu alanlarla kurduğu ilişkiler, bu alanlardan alabilecekleri herhangi bir sosyal ya da ekonomik faydalar var mı? Bu faydaları nasıl tanımlayabiliriz? Bu sorulardan aslında yola çıktı. Bu soruları da tanımlayabilmek, bunlara cevap bulabilmek için uzun kapsamlı bir antropolojik ve etnografik çalışma yapıldı. Bunu da Gülden Büyüksaraç'la Nadide Karkıner yaptılar. Uzun süre köylerde kalarak yaptılar bu çalışmayı. Ama bunun öncesinde bu ekonomik faydayı daha çok düşünürken aslında uzun bir yürüyüş rotası çıkardık. Pisidia Kültürel Miras Rotası hakkında. Onu da Ümit Bey'le beraber yaptık. Arkeolojik alanları birbirine bağladık. Evet, tam 12 tane geçmiş yıllarda da İngiliz arkeolojinin hepsi değil ama birçoğu çalıştığı sitleri ve tabii bunun güzel tarafı bunlar bilinmeyen, çok az bilinen, çok az gezilen sitler. İşte Antalya'da Trebenna'dan başladık. En doğuda Köprülü Kayon'da Selgi'ye kadar, kuzeyde Sagalassos'a kadar 350 kilometrelik bir yürüyüş rotası çıkarttık. Bunu çıkarırken de şeye çok dikkat ettik. Mümkün olduğunca antik yolları bulmaya ve patikalardan gitmeye çalıştık. Aslında çok değişik ve güzel, rengin bir yürüyüş rotası oldu. Ve fazla turistik de olmaması onun aslında biraz da böyle gizemli, hoş bir hava veriyor tabii. Somut olmayan kültürel mirasın aktarılmaması sorunu. Çünkü artık herhangi bir yapım yok. Ve hani son kalan insanlarla yaptıramasak bile bazı şeyleri, en azından onların hatıralarını belge altına alıp tekrar canlandırmaya çalıştık.